Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün sizler için hazırladığım tarifim fırında patlıcan kebap tarifi. Müthiş lezzetli oluyor. Şiddetli denemenizi tavsiye ederim. Gerekli olan malzemelerimiz: 500 gram dana kuşbaşı, 3 tane patlıcan, 1 veya 2 tane küçükse 2 tane soğan, 3 tane kıl biber, 1 kutu domates konservesi, eğer yazın yaparsanız 3-4 tane domates, 1 kaşık tereyağı, yarım yemek kaşık biber salçası, yaklaşık 2 bardak su, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, biberiye, kekik ve defne yaprağı. Evet, yapılışı: öncelikle patlıcanlarımızı alacalı soyalım. Daha sonra derince bir kabın içerisine yaklaşık 1,5 litre kadar su dolduralım. Bir çimdik de tuz atalım ve tuzlu suda patlıcanlarımızı bekletelim. Acısını alalım. Soğanları irice doğrayalım yemeklik olarak. Ocağa düdüklü tenceremizi alalım. Yaklaşık 50 gram, 1-1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edelim. Tereyağı eridikten sonra dana kuşbaşımızı ilave edelim ve yağda suyunu çekene kadar kavuralım. Evet, ben mutfağımda bu şekilde bitkiler kullanıyorum. Taze taze arkadaşlar. Mutfak pencereme koyuyorum. Taze kekik, taze biberiye ve defne yaprağı kullanacağım. Birer parça, birer dal. Evet, gördüğünüz gibi artık etimiz güzelce suyunu çekti. Kavruldu. Şimdi yeşillikleri ilave ediyorum. Bir dal biberiye, kekik ve bir tane defne yaprağı. Daha sonra irice doğradığım, yemeklik doğradığım soğanlarımı da ekleyip devam kavuruyorum. Soğanlar da kavrulduktan sonra daha sonra yarım yemek kaşığı, yaklaşık bir tatlı kaşığı, tepeleme bir tatlı kaşığı biber salçasını da ilave edelim. Kısa bir kavurduktan sonra bir kutu domates konservesi ekleyip suyunu vereceğiz. Tuzunu ve baharatları verdikten sonra düdüklü tenceremin kapağını kapatacağım ve yaklaşık 25-30 dakika arası haşlamaya bırakacağım. İki üçte sarımsak ilave edelim. Evet, düdüklü tenceremin şimdi kapağını kapatacağım ve haşlamaya bırakacağım arkadaşlar. Bu esnada patlıcanlarımı kızartacağım ve pilav yapacağım. Patlıcanları sudan çıkartalım ve fazla suyunu sıkalım. Kağıt havluya suyunu alalım. Daha sonra kızgın yağda, çok yanmayacak şekilde, hafif diri kalacak şekilde patlıcanlarımızı kızartalım.
Patlıcanlarımızı kızarttıktan sonra fazla yağını almak için yağlı kavat koyulmuş tepsimize alalım. Daha sonra biberleri de irice doğrayalım. Aynı şekilde biberlerimizi de kısa bir süre kızartalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar etimiz çok güzel haşlandı, yumuşacık oldu. Patlıcanlarımızı da güzelce kızarttık. Biberlerimizi de aynı şekilde kızarttık. Şimdi kebabımızı birleştireceğiz. Patlıcanlarımızı tepsiye alalım ve üzerine haşlamış olduğumuz et sotemizi dökelim. En sonunda üzerine biber dilimlerini koyalım. Ve önceden ısınmış 190-200 derece fırında yaklaşık 15 dakika fırınlayalım. Çok kısa sürede zaten pişiyor arkadaşlar. Önce pişirdiğimiz için pişme süresi fırında kısa oluyor. Bunun için fırında çok bekletmemize gerek yok. Ön aşamaları olduğu için çok pratik bir kebap tarifi. Sizlere de şiddetli tavsiye ederim. Yanına bir pilav, salata, ayran, müthiş bir menü oluyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde fırına girmeye hazır. 190 derece önceden ısınmış fırında pişirelim arkadaşlar. En son olarak da maydanoz serpelim. İnce kıyılmış maydanoz serpelim. Ve servis için artık kebabımız hazırdır. İnanılmaz lezzetli bir kebap arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.